Bankası'nın dün açıklamaları vardı. Ve açıklamalar da özellikle piyasalarda doların yukarı yönlü hareketine sebebiyet verdiği gibi yorumlarda var. Faizlerde de hareket bu şekilde oldu ama biz borç tavanını bütün hafta boyunca hatta 1 Ekim'e kadar konuşmaya da devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Evet, şimdi gerçi piyasalar konusuna girince insan bazı şeyleri de sorguluyor. Fed Başkanı mesela bir bayan olacak herhalde, bir kadın olacak. Evet. Öyle beklentimiz o yönde en azından. İlk defa bir kadın başkan bekliyoruz, Yellen. Amerika'da çok iyi bir rüzgar var. Çok önemsiyorlar kadına görev vermeyi ve kadını üst düzeylerde görmeyi. Ama tabii hak eden kadınlar bunların çoğunluğu. Ve FED Başkanı'nın da kadın olması çok kuvvetle muhtemel. Biz de alkışlıyoruz. Aynen, biz de kadınlar olarak destekliyoruz aslında o tarafta, gönlümüz o tarafta. Bir de ve Amerikan başkanını bekliyoruz. Evet, ben de tam onu diyecektim. Acaba ileride Amerika'da kadın bir başkan görecek miyiz? Olabilir, neden olmasın? Çok kuvvetle muhtemel bundan sonraki başkan kadın diye düşünüyorum. Öyle deniliyor hakikaten. Evet. Hatta Clinton ismi geçiyor. Bill Clinton'ın eşini Hillary Clinton, ama izleyeceğiz hep beraber. Ama Türkiye'ye geldiğimizde, şimdi son günlerde konuşuyoruz. 3 çocuk ve bunun dışında doğum sonrası izin. Ya da doğum izni diyelim, sonrası demeyelim. Ve bu izinlerle beraber bazı tarihsiz açıklamalar da geçtiğimiz günlerde duyduk kadın istihdamına yönelik. Türkiye'de de kadın istihdamı az önce sizlerle konuşurken oldukça düşük, 130'lara yakın. Ama Avrupa'da dediğiniz 160'ların üstü 170'e çekilmeye çalışılıyor. Önce bu çok çocukla gelen teşvik aslında kadınların aleyhine mi diye bir sorumuz var. Biraz bunu açalım. Bir kere bu spekülasyon kadınların aleyhine, ben çalıştırmam cümlesi son derece kadınların aleyhine. Çünkü zaten kadınları ortalama maaşları erkeklerden şu anda %25 düşük. Kadın pahalı olduğu için çalıştırmam tamamen gerçek dışı bir konuya giriyor. Kadınların bulunduğu seviyeler de erkeklerden düşük oluyor. Bunlar gurur verici meseleler değil ama böyle bir kampanya gibi bu iş algılamak son derece yanlış. Nedeni de henüz daha yasayı görmedik. Şu andaki bütün gördüğümüz spekülasyon. Ne bir basın kuruluşu ne bir STK yasada şu var diyemiyor henüz. Böyle demediğimiz yerde vura balıya gibi kadının istihdamına vurmak son derece yanlış. Çünkü Sayın Fatma Şahin'in de başlattığı bir kampanyada da görüyoruz. Türkiye'de kadınla erkeğin iş bulma şansı ve iş istihdam içinde olması arasında müthiş bir fark var. Bir gap dediğimiz müthiş bir açıklık var. En iyi ihtimalle kadının %30'u iş hayatının içinde, erkeğin %70'i iş hayatının içinde. Rakamı orada baktığımızda 40, bazen de 25 diye algılanıyor o fark başka bir hesaplamayla. Yani çok çalışması gerekiyor kadının daha fazla istihdam içinde yer alabilmesi için. Zaten bir taraftan gelişmişlik düzeyde kadın istihdamının artması. Aynen. World Economic Forum diye bir uluslararası bir kuruluş var, İsviçre merkezli, ve onların yaptığı açıklamada Türkiye bu kadar gelişmişliğini, dünyanın ilk 10 ülkesine girme çabasına rağmen kadın erkek eşitliğinde çok büyük bir fırsatsızlık dünyasında. Hepimizin el birliğiyle daha fazla kadın istiyoruz demesi lazım. Çünkü kadın bütün araştırmalarda ortaya çıkıyor ki başarıyı getiriyor. Şirket için başarıyı getiriyor. Ülke için de başarıyı getireceğine ben eminim. Ve de zaten gelişmişlik düzeyi yüksek olan yerlerde kadının daha fazla görülmesi ülkenin başarısını da ortaya çıkarıyor. Şimdi kadınlarımızı cesaretlendirmemiz, kadınlarımıza yol vermemiz, yön vermemiz gerekirken çalışmaları için bu tür yayınların son derece zararı var. Önce bir yasayı görelim. Herhangi bir şekilde yasada bir sorun varsa sesimizi çıkaralım, itiraz edelim. Sayın Bakan, Sayın Başbakan olmamış, bunu tekrar çıkartmamız. Çünkü Türkiye'nin yasama sürecinde bir sorun var öncelikle. Çok istiyoruz. Biz çocuk teşviği konusunda çok çalıştık ama çocuk teşviğini kreş bakım teşviği. Yani kadın çalışsın ama Türkiye'de kadın nereye götürecek çocuğunu çalışırken? Bunu bir yolunu açmamız lazım. Daha fazla kreş olması lazım. Bu konuda benim hatırladığım kadarıyla biraz ön çalışmalar başlamıştı diye hatırlıyorum. Mahallelerde kreşler, pilot
bölgeler seçilmişti İstanbul'da. Çok cüzi bir rakamla çocuklarını yuvaya, kreşe götürebiliyorlardı. Ama hani düzeyi ne kadar, nerede kaldı, hangi yerler, pilot yerler, nasıl işliyor bir fikrim yok şu an. Sadece etrafından Açivin bir iki çalışması var. Bazı şirketlerin çalışmaları var. Fakat çok bebek. Yani şu anda hiçbir şey yapılmış değil. Ve bu konu da çok bebek. Diyoruz ki kadın erkek istihdamı eşit değil, çok büyük fark var. Gap var, bir fırsat penceresi var daha fazla kadın çalıştırmak için. Kreş mesela dünyanın her tarafında kadınların daha fazla çalıştığı, daha fazla işveren kadın olduğu, yani hiç erkek çalışmaz diye bir şey yok ama kadınlara yönelik bir sektör ve ülkemizde bu sektörde çok büyük bir sayı yok. Yani yetersiz kreş sayısı. Neler yapmak lazım o zaman? Yani teşvik vermek lazım. Beklemeliyiz. Yani teşvik vermeliyiz ama bunun yanında kadının, çocuklu kadın, yani annelerin, hani bir taraftan kadın istihdamının herhalde büyük bir kısmının olmamasının nedeni çocuklu anneler mi acaba? Onu da düşünmüyor değilim. Yani çocuğu olmayan kadınlarla çocuğu olan kadınlar arasındaki istihdam farkı fazla mıdır? Yani daha mı az kadınlar anne olan anneler daha mı az çalışma hayatında, normal çocuğu olmayan? Böyle bir istatistik var. Bekar kadının yüzde çok yükseği çalışma hayatının içinde. Tek çocuklu kadın da yine çalışma hayatının içinde. İki çocuklu kadın olunca eşik hemen düşüyor. Üç çocuklu olunca çok ciddi düşüyor. Ama bütün Avrupa ülkelerinin arasında da çocuğu teşvik etmek, çocuk, daha fazla çocuk bir fırsat penceresi. Yani o çocuklar gelecek, bizim emeklilik paralarımızı ödeyecek diye bir nüfus planlaması olayı olarak teşvik ediliyor. Beraber gitmeli ama herhalde, değil mi bu? Yani hani önümüzdeki süreçte diyelim 10-15 yıl, tam istatistik rakamları hatırlamıyorum ama doğum sayısına baktığımızda Türkiye'de de genç kişilerin, genç nüfusun 2050 gibi yıllarda çok ciddi oranda azalacağı da öngörüsü var. Şu anda onunla beraber gitmeli herhalde kol kola. Kol kola gitmesi, hani böyle bir ülkenin nüfus planlamasını yapmak çok kolay bir iş değil. Ve bu bir fırsat penceresi olarak görülüyor. Yani ne kadar revizyon, ne kadar düzeltme yapacaksanız o fırsat penceresini ülkemizde geçtik. Ve aynen Japonya gibi, yani yaşlı oranı artmaya başlayacak 2050'lerde, aynen dediğiniz gibi. Buna bir çözüm olarak daha fazla çocuk öneriliyor. Fakat bu çocuğun çözümünü bulmak zorundayız. İşte mesela Fransa, evet, ne yapıyor Fransa mesela? Ebeveynine teşvik veriyor. Siz çocuğunuzu nasıl bakmak istiyorsunuz diyor. Fransa'da da çocuk teşvik konusu, yani çocukların olmasını istiyor hükümet politikası olarak. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu siz çocuğunuza nasıl bakacaksınız ve ebeveynine soruyor. Diyor ki karım bakacak. Hı-hı. Tamam, o zaman biz size şöyle bir yardım yapacağız. Siz bir başka aile, ben bir bakıcı tutacağım ve evde bu çocuğa bakılacak. Tamam, size şöyle bir teşvik. Onun SGK'sı ödeniyor. Onun ödenen SGK'sı ve kadının çalışması zaten ortaya çıkan maliyeti ortadan kaldırıyor. Bütün model, çalıştığımız model bunu söylüyor. Eğer siz çalışıyorsanız evde sizin çocuğunuza bakan insan da istihdam yaratılıyor yani. İstihdam ve güvenceli istihdam içinde çalışıyorsa, yani SGK'sı ödeniyorsa. Bir tarafta kreş var. Kreşler açıldıkça orada da istihdam artıyor. Üçüncü şekilde de ben çocuğumu kreşe vereceğim diyor. O zaman size de şu kadar lira vereceğiz diyor. Yani bunu hemen pencerelemiş, kutulamış ve çözmüş. Ve teşvik ediyor. Yani teşvik ediyor derken ailenin çocuk bakmakla yükümlü olduğu o 3 yılın zor bir dönem olduğunu, hem masrafların arttığını hem de bakım sorumluluğunun bir şekilde ülke tarafından çözülmesi gerektiğini kabul etmiş ve şahsa bırakıyor. Sizin aileniz nasıl bakmak istiyorsa onu kabul ediyor ve ona göre destek veriyor. Ve de bunu ebeveyn aracılığıyla yapıyor. Yani ister anneyle ister babayla, ona çiftler karar veriyor. Evdeyse kadın tabii baba aracılığıyla yapıyor. Eğer çalışma hayatı içindeyse önceliği anneye vererek yapıyor. Bu tür modellere ulaşıyor olmamız lazım. Üzerinde çalışıyoruz. Aslında çok manalı da bir model sonuçta. Aynı zamanda istihdam yaratıp o açığı da kapatıyorsun modelde. Fransa iyi bir model bulmuş. Peki bu doğum izni durumu, yani 18 hafta daha net değil yasada tabii. Bu sadece konuşuluyor.
dediğiniz gibi çok spekülasyon var. Biz de tam bilmiyoruz. Ancak kadına yönelik bir doğum izni bu. Yani kadın ve erkeğe yönelik bir izin değil. Bildiğim kadarıyla, Kanada'dan bildiğim kadarıyla, o da çok yakın birimiz Kanada'da gidip evlenip çocuk sahibi olduğu için biliyorum. Bir sene gibi bir doğum izni var. Onun bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz ama hem anne hem baba kullanabiliyor bunu. Buna nasıl bir sistem uygulanabilir Türkiye için mesela? Uygulanabilir bir aile yapımıza uygun olur mu? Bu da bir taraftan da bu var tabii. Evet, aile yapımız bütün kadının istihdamının önündeki engellerin içinde birinci sırada tradisyonel, gelenekselci aile yapısı ortaya çıkıyor. Aile yapımız diye bir şey var ama bugün değişen bir ülke, değişen bir ekonomi koşulları var. Artık ailede birlikte yapmak, bu çocuk birlikte sorumluluğumuz, akşam yemeğini yiyebilmek birlikte sorumluluğumuz. Bilhassa kadının çalıştığı durumlarda evde bu çok net olarak ortaya çıkıyor. Yani erkek de bunu daha fazla ortaya çıkardığı zaman kadın çalışamıyor. Bundan vazgeçtiğimiz zaman da ailenin refahı, çocuğun refahı, çocuğun okuma şansının çok daha yükseldiğini görüyoruz. Bütün araştırmalar, bütün istatistikler bunu gösteriyor. Mutlu aile, mutlu ülke, bunu söyledik. Mutlu ailenin içinde de kadının istihdamı ve kadının para kazanabilir olması hem kadının saygınlığını hem de çocuğun geleceğini garantileyen bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Onun için de kadının istihdam içinde olması şart. Kadının mutlu olması da şart çünkü kadını çocuğu büyüten kadın. Evet. Anne mutlu, çocuk mutlu. Biz hep öyle diyoruz. Anne ne kadar mutluysa çocuk da o kadar mutlu oluyor ve mutlu bireyler yetişiyor sonuçta ülkeye yararlı olması açısından. Son bir dakikamız varken eklemek istediğiniz bir şey var mı? Birkaç nokta var aslında ama mesela uzun süreli, ben bunu merak ediyorum. Uzun süreli ücretli annelik izinleri ile kadınların işe dönüşlerini zorlaştıracak ve işveren için kadın istihdamını çok daha yüksek maliyetli kılacak düzenlemelerden bir tanesi de kadın istihdam için tehlike teşkil ediyor. Bunu merak ediyorum. Uzun süreli ücretli annelik izinleri ve kadınların işe dönüşü biraz psikolojiyle, annenin psikolojisi de önemli burada. Çalışmak da istemeyebiliyor mesela. Vicdan muhakemesi, anne çocuğa karşı en büyük vicdanı gösterdiği nokta. Dolayısıyla kadının bu kendi kararı. Ama şöyle bir şey de gerçek, bütün araştırmalarda onu gösteriyor. Daha ne kadar uzun süre iş hayatından uzak kalırsanız, evde kalırsanız iş hayatına dönmeniz o kadar zorlaşıyor. Bunu ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani kadına hak verilmesinin Kadın Girişimciler Derneği olarak karşısında değiliz. Ki Kadın Girişimciler Derneği'nde büyük şirketlerimiz olmasına rağmen orta ölçekte şirketlerimiz var. Ve büyük şirketlerde olmayanın yerinin planlanması çok kolayken şirketler küçüldükçe olmayanın yerinin planlanması daha zorlaşıyor. Evet, artı istihdam da yaratılmıyor noktada, bekletiliyor. Onu da bir duyuyoruz hep. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bunu aslında uzun, daha uzun konuşulması gereken bir konu. Önümüzdeki süreçte inşallah tekrar bir arada oluruz. Memnuniyetle. Evet, KGİDER Başkanı yanımızdaydı ve Gülden Tükran bize çok değerli bilgiler verdi. Biz hemen endeksi de söyleyelim. 76.176 seviyesinden kapanış yaptık. Bu ikinci seans da önemli olacak. Bakalım satışlar hızlanacak mı? 2.0070 şu an dolar TL'nin fiyatı.